Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size yemek tarifim yok. Bugün hepinizin, daha doğrusu çoğunuzun merak ettiği bir konuya değinmek istiyorum. Yorumlarda sürekli Aynur ablacığım çok güzel kilo verdin ve bu kadar yemeğin içerisinde nasıl böyle zayıf kalabiliyorsun, kilo almıyorsun, çok merak ediyoruz. Hem bunu açıklığa getirmek istedim hem de size yiyerek nasıl zayıflayabileceğinizi kısa bir videoda anlatmak istedim. Gerçi bu videom biraz uzun olacak ama eminim hepiniz de bu videoyu izledikten sonra hem zayıflamak için çaba harcayacaksınız ve severek zayıflayacaksınız diye düşünüyorum. İlk başta şunu belirteyim. Ben de tabii ki kilo alıyorum, ara sıra veriyorum. Siz sadece farkına varmıyorsunuz ama yedikten sonra tabii herkes kilo alıyor. Yani yerseniz mutlaka kilo alırsınız. Önemli olan burada ne kadar yediğiniz değil, neler yediğiniz ve hangi ürünleri tükettiğiniz. Bugün kısaca bunlara değinmek istiyorum. İlerleyen günlerde ayrıca bir video daha çekmek istiyorum. Siz benden diyet tarifleri bekliyorsunuz, diyet yemekleri bekliyorsunuz. Ama inanın ben kendim de kesinlikle öyle yağsız, tuzsuz diyet yemekleri yapıp yemiyorum. Bunu buradan hemen bir açıklığa getirmek istiyorum. İlk başta suyla başlıyoruz. En önemlisi günde en az 2 litre su içmiş olmanız. Hem vücudunuzun buna ihtiyacı var, hem baş ağrısı çekmezsiniz, cildiniz için çok önemli, saçlarınız için çok önemli, bağırsakların temizlenmesi için çok önemli. Yani su çok önemli. Eğer su içmiyorsanız, içemiyorsanız veyahut da unutuyorsanız, ben şöyle yapıyorum. İşe gittiğim zaman kendime 2 litrelik bir sürahim var, dolduruyorum ve bardağımı dolduruyorum. Bardak bittikten sonra içiyorum. Bardağım bittikten sonra hemen ikinci bardağı dolduruyorum ve kendimi böyle şartlıyorum. Akşama kadar da ne kadar içtiğime dikkat ediyorum. Eğer çok az içtiğim günler olursa hemen farkına varıyorum. Zaten başım ağrımaya başlıyor, halsizlik başlıyor. Onun için ilk başta bunu kendinize alışkanlık yapın. Günlük en az 2 litre için. Eğer su içemiyorsanız size çok güzel tavsiyelerim var. Normal suyu tüketemiyorsanız bir sürahinin içerisine suyu doldurun. İçine biraz taze nane yapraklarından 5-6 dal, 1-2 dilim limon, birazcık zencefil bulabilirseniz, 3-4 dilim salatalık, bunu bir gece dinlendirip ertesi günü için. Hem zayıflamanızda yardımcı oluyor hem de su tüketmiş oluyorsunuz. Normal suyu içemiyorsunuz, bu şekilde su tüketmiş oluyorsunuz. Bunu her akşam hazırlayıp ertesi günü gün boyunca tüketirseniz zayıflamanızı destekleyecektir. Bunu özellikle ben yaz aylarında yapıyorum. Ama kış aylarında insanın canı sıcak çaylar, sıcak içecekler istediği için bir tane elmayı küçük küçük doğruyorum. Şimdi güleceksiniz ama gerçekten bunların o kadar çok faydası var ki. Bir tane elmayı hiç soymadan küçük küçük doğruyorum. Bir bardağın içerisine alıyorum. İçine bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum ve kaynar suyu dolduruyorum. 5 dakika dinlendikten sonra bunu içiyorum. Bittikten sonra gidiyorum üzerine biraz daha kaynar su koyuyorum. Tekrar içiyorum. Bunu 2-3 kere tekrarlayabilirsiniz. Hem tarçın zayıflamanızda yardımcı olacak, hem tatlı ihtiyacınızı giderecek ve şekerden de biraz uzak olmuş olacaksınız. Bu öncelikle size vermek istediğim en önemli tavsiyelerden bir tanesi. Bir de yeşil çay. Yeşil çay gerçekten zayıflamak istediğiniz zaman çok çok önemli. Hem iştahınızı kesiyor hem de zayıflamanızda size yardımcı oluyor. Ama siz de benim gibi yeşil çayı sevmiyorsanız, hayatta içemiyorum, o acımtırak tadını hiç beğenmiyorum. Ama bunu içmek için ben ne yapıyorum? Yine aynı şekilde bir tane elmayı küçük küçük doğruyorum. Yarım elma da olabilir. Bir tane mandalin veyahut da portakal varsa onu da küçük küçük doğruyorum. Bir bu sürahinin içerisine alıyorum. Bir tatlı kaşığı tarçın atıyorum. İki tane de karanfil atıyorum içerisine. Şunu da şuradan belirtmek istiyorum. Kesinlikle ne şeker ne de tatlandırıcı atıyoruz. Elmanın, portakalın şekeri zaten yeterli geliyor.
İçebiliyorsanız biraz da limon atın. Ama limon benim midemi ekşittiği için ben portakalı tercih ediyorum. Ve yeşil çayı da koyuyorum içerisine. Üzerine kaynar suyu koyuyorum. 5 dakika demlendikten sonra bak için bir daha başka çay aramayacaksınız. Ve gün boyunca ne kadar su içtiğinizin farkına varacaksınız. Bu en önemli noktaydı. Çoğumuzun diyet yaparken yaptığı yanlışlıklardan bir tanesi hemen yağı keserler. Kesinlikle yağlı yiyecekler yemezler. Nerede en yağsız, en lezzetsiz yemekler var? Onları tercih ederler. Ama siz zayıflamak istiyorsanız ve kilo veriyorsanız sizin cildinizin, saçlarınızın, vücudunuzun yağ ihtiyacı var. Yoksa ne oluyor biliyor musunuz? Siz diyet yapıyorsunuz ama yüzünüz çöküyor, saçlarınız dökülüyor, kollarınız, bacaklarınız sarkıyor. Ondan sonra da sizi kimse tanıyamıyor diyeyim. Gerçekten o yüzden çok çok dikkat ediyorum. Sizin gerçekten cildinizin nemli kalması için yağlı besinlere ihtiyacı var. Ama tabii ki gidip de yağlı pasta yiyin demiyorum. Sabahleyin kahvaltı yaparken bir dilim avokado yiyin. Avokado hem cildinize hem saçlarınıza, tırnaklarınıza o kadar yararlı bir besin ki. Ama bizim Türk mutfağında maalesef yeri yok. Veyahut da nasıl yiyeceğini bilemiyoruz. Onun için size avokadoyu sabahları en lezzetli şekilde nasıl tüketeceğinizi göstermek istiyorum. Ben bir dilim avokadoyu alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı labne peyniri koyuyorum ve baharatlı olanını tercih ediyorum. Eğer hafta sonuysa biraz sarımsak rendeliyorum içerisine. Hafta arasıysa kesinlikle işe gittiğim için yiyemiyorum. Biraz limon sıkıyorum, biraz tuz ekliyorum, biraz baharatlar ekliyorum. Bu arada dikkatinizi çektiyse bir tatlı kaşığı labne peynirimiz var. Bir dilim de avokado. Başka hiçbir şey yok. Bunu ekmeğin üzerine sürüyorum. Ve o kadar lezzetli oluyor ki bunu size anlatamam. Bunun yanına bir tane yumurta mutlaka haşlıyorum. Yumurtayı kahvaltınızdan kesinlikle eksik etmeyin. Ve küçük dilimler olmak üzere 2-3 dilim ekmek yiyorum. Ekmeği de yerken beyaz ekmek değil, tam buğday unlu olanı tercih ediyorum. Ben çoğunlukla içerisinde chia tohumu olan ekmekleri alıyorum. Ama bunu siz evinizde kendinizde hazırlayabilirsiniz. Türkiye'de bulabilir misiniz bilmiyorum. Ama esmer ekmek bulursanız daha da sağlıklı. Ama bulamayacak olursanız evde tam buğday unu, esmer un alın, içerisine biraz chia tohumu koyup kendiniz ekmeğinizi evde hazırlayın. Zaten sadece sabah kahvaltısında yiyeceğiniz için bir tane ekmek hazırladığınız zaman bu size 3-4 gün gidecektir. Bu ekmekler de çok çabuk bayatlamıyor. Beyaz ekmek gibi ertesi güne hemen çöpe atma gibi bir durumda olmuyor. Günlerce yiyebiliyorsunuz. Kahvaltı böyle. Yani her gün avokado yemeseniz de haftanın 2-3 gününü mutlaka sabah kahvaltınızdan eksik etmeyin. Sabahları ben mutlaka ve mutlaka ceviz, fındık eksik etmiyorum. Evet, bunlar yağlı besinler ama vücudumuza yararlı olan yağlar. Vücudumuzun ihtiyacı olan yağlar. Sabahları 1-2 tane abartmadan, bunların hepsini sadece abartmadan yiyoruz. Sabahları kahvaltıdan sonra bir veyahut da 2 tane ceviz yiyorum. 2 tane badem yiyorum. Bu da bana yeterli geliyor. Badem hem iştahı kesiyor hem tokluk hissi veriyor. Ceviz de yediğiniz zaman hem cildinizi hem beyninizin güzel işlemesine, daha çalışkan olmanızı ve ayrıten de ceviz tatlı ihtiyacını kesiyor. Sabah bir bardakta çayım var. Bu beni öğlene kadar zaten tok tutuyor. Ama aralarda mutlaka bir şey yemek istiyorsanız bir tane elma yiyin. Elma beni acıktırıyor diyorsanız, kime sorarsanız sorun, elma yiyorum ama yedikten sonra karnım acıkıyor. Eğer elmanın sizin karnınızı acıktırmasını istemiyorsanız bir tane elmayı veyahut da 2 tane elmayı dilimleyin. Yanına da 2 adet havuç dilimleyip koyun. İkisini beraber yiyin. Bakın nasıl tokluk hissi verecek ve hiç de acıkmayacaksınız. Her şeyden en önemlisi kesinlikle kafanızda gerçekleşmesi mümkün olmayan zayıflama hedeflerini yerleştirmeyin. Bunlar hem sağlıksız, kalıcı ve uzun süreli bir diyet yapın.
kilolarınızı alırken de bir haftanın içerisinde almadınız. Yediniz lop lop lop, mutlaka 5-6 ay içerisinde kilo aldığınızı fark ettiniz. Ama bu kiloları bir haftanın içerisinde geri vermek istiyorsunuz. Bunu zamana yayın. Yavaş yavaş kilolarınızı verin. En önemlisi evinizde bir tane terazi bulundurun ve her sabah tartın üzerine çıkıp kilonuzu kontrol edin. 1-2 kilo aldığınızda hemen o 1-2 kiloyu vermeye çalışın. Eğer evde tartınız yoksa, günlük tartılmıyorsanız yediklerinizin ve aldığınız kiloların hiç farkına varmıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki 7-8 kilo almışsınız. 2 kiloyu çok kolay verebilirsiniz ama 7-8 kilo verirken bayağı bir zorlanırsınız. Ben günlük sabah kalkıyorum, ilk işim tartının üzerine çıkıyorum ve bakıyorum kilo alıp almamış mıyım diye. Ben şahsen ayda 4 kilodan fazla kilo verilmesini kesinlikle tercih etmiyorum. Hem sağlığınızdan oluyorsunuz, hem sarkmalar oluyor vücudunuzda, hem de cildiniz bozuluyor. Benim için kilo vermemden çok daha önemli cildimin düzgün görünmesi, saçlarımın güzel görünmesi. Yani verdiğim kilo beni gerçekten bitkin gösteriyorsa o zaman kilolu kalmayı tercih ederim. Bunun için de bitkisel proteinler gerçekten diyet süresince çok çok önemli. Kuru yemişleri ve süper gıda olarak kabul edilen mucize tohumları da kesinlikle sofranızdan eksik etmeyin. Chia tohumu, keten tohumu veyahut da kinoa, son zamanların meşhur kinoyasını mutfağınızdan eksik etmeyin. Biliyorum çoğunuz şimdi diyeceksiniz ki biz bunları nasıl yiyeceğiz? Bunları kesinlikle abartmadan yiyeceksiniz. Bunun yararı olduğu kadar fazla tükettiğiniz zaman zararları da var. Bunun için chia tohumlarını en fazla günlük bir tatlı kaşığını kesinlikle geçirmeyin. Keten tohumunu da ve araştırın. Önce sağlık durumunuza bakın. Benim sağlık durumum chia tohumu yememe, keten tohumu yememe el veriyor mu? Bunlar çok önemli. Doktorunuza mutlaka ve mutlaka sorun. Bizim bir alışkanlığımız var. Arkadaşınız anlatır, ben chia tohumuyla çok güzel kilo verdim. Hemen gideriz chia tohumunu alırız. Sabahtan akşama kadar chia tohumu yeriz. Ama bunun zararı var mı yok mu hiç araştırmayız. Bu tohumların ne kadar faydası varsa fazla yediğiniz zaman da o kadar zararı var. Bunun için kararınca yeterince yiyoruz. Chia tohumunu, özellikle keten tohumunu, eğer şeker hastalığınız varsa, hamileyseniz fazla kesinlikle tüketmeyin. Bunun için benim söylediklerimi bile yapmadan önce doktora gidin ve sağlık durumunuzun bunlara elverişli olup olmadığını öğrenip ondan sonra bir diyete başlayın. Sırf arkadaşınız çok güzel kilo verdi diye onun tavsiyesi üzerine bilmediğiniz diyetlere başlamayın. Bu mucize tohumlar da cildimizin nemli olmasını sağlıyor. Dediğim gibi her şeyden az az kararınca mutlaka yemek zorundasınız. Ben hiç yemeden aç kalıp zayıflayayım diyorsanız tabii ki zayıflarsınız. Ama 2 hafta sonra hiç kimse sizi tanıyamaz. Vücudunuz incelir ama yüzünüz de çöker. Ben diyetisyen değilim, beslenme uzmanı da değilim. Ama o kadar çok araştırmalar yaptım ki, çok ilgimi çektiği için, hatta bir ara dışarıdan üniversiteyi bitirip diyetisyen olmak istemiştim. 2 sene içerisinde de diplomamı elime alıyordum. Ama eşim beni vazgeçtirdi. Dedi ki bu kadar işin içerisinde bir de bunu yapacaksın, yeter artık. Yani bu kadar yaptın yeter, bunu da yapma artık. Yoksa yapacaktım. Bu videoyu hazırladığımda bütün bildiklerimi, bütün incelediklerimi size aktarabilmek için detaylı bir şekilde bir video hazırlamıştım. Ve montaja geçtiğimde neredeyse 1 saati aşkın bir video olduğunu gördüm ve bu sizin için çok uzun olacağından dolayı videoyu 3 kere de yayınlamaya karar verdim. Bu 1. bölümdü. Diğer 2 bölümü de mutlaka izleyin. Kesinlikle kaçırmayın. Bu 2 bölümde de sizin için gerçekten çok değerli bilgilerim ve ufak tefek tariflerim var. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.